Tekrardan merhaba. Kesirde ne yapmıştık? Temele anlattık. Soru tarzlarına girişimizi yaptık. Saatimizi, kadranı değiştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Soru tarzlarımıza girişimizi yapamadık. Özür dilerim. Soru tarzı girişlerimize başlıyoruz. 4 soru tarzımız vardı. Tekrarlıyorum. Kalan, zıplayan top, orta odası kayan teller, bir de ne vardı? Dolu kap, boş kap soruları. Şimdi kalanın mantığı ne? Şimdi bir adam diyor ki mesela soruda, maaşının diyor, 1/4'ünü diyor, mutfak masrafına ayırıyor diyor. 2/ şurası, soru tarzına göre. Kalanın diyor, bak bu önemli işte, 2/5'ini de diyor, işte kiraya ayırıyor diyor. Burada yapacağınız şey çok zor değil aslında. Şimdi soruya başlayarak çözeceğim. Ya 20x'ten devam ediyoruz. Sadece şurada kalan kelimesi olduğu için arkadaşlar, kalan kelimesi var. Kalan kelimesi olduğu için ana paradan o harcanan parayı çıkarıp öyle devam etmeniz gerekiyor. Veya bu kalan aslında güzel bir soru. Yani sırf kalan özel bir soruysa bir de kendine has bir yöntemi var. Birazdan onu da vereceğim. Bir soruya başlayalım. Yani yine 20x'ten devam edeceksin. Yani soruda şu kalan kelimesine sadece dikkat etmen gerekiyor. Başka bir şey yok yani. Tamam. Demiş ki, yanlış geçmedim değil mi? Fazla geçmemiş olayım. Heh, tamam. Bir top kumaşın önce 2/5'i, sonra bak çok önemli. En önemli yer burası bak. Sonra kalanın 1/3'ü satılıyor. Geriye 26 metre kumaş kaldığına göre kumaşın tümü kaç metredir? Şimdi şöyle yapalım. Birinci yol bak. Şimdi iki yol vereyim ben sana. Hangisi kafana yatarsa. İlk yol şu. Çarptım, kaç oldu? Bu kumaşın tamamı 15x metre. Metre. Kumaşın tamamı 5 kere 3, 15x metre. 2/5'ini alıyorum. 15x'in 2/5'ini alıyorum. Böldüm, 3 geldi. 3 kere 2, 6x oldu. Doğru mudur? Bu birinci giden, satılan. Sonra kalanı dediği için 15'ten 6'yı çıkartıyorum. Bak burası önemli. Kalan dediği için 15'ten 6'yı çıkartıyorum. Çıkarırsam 9x kalıyor. Bunun 1/ kaçıydı? 3'ü müydü? 1/3'ünü alıyorum. Bu dersem ne yapar burası? 3x yapmış olur. Pardon. 3x yapar. Ve toplam bizim için satılan kumaş kaç x olmuş olur? 9x metre olmuş olur. Toplam satılan kumaş 9x metre. Peki soru neydi? Geriye 26 metre kumaş kaldı. Şimdi ikisini nasıl bulacağınız çok önemli. Bak hem kalan diyor, hem de sorunun sonunda kalanı veriyor. Anlaşıldı mı? Bak hem kalan diyor, hem de sorunun sonunda kalanı veriyor. O zaman şöyle yapacaksın. Kumaş ne kadardı? Renk değiştirelim, kafanız karışmasın. 15x. Ne kadar satıldı? 9x. O zaman 15x'ten 9x'i çıkarırsam kalanı bulurum. Sonuç kaç gelir? 6x. Peki 6x neye eşitmiş? Yanlış yapmadım değil mi? Evet, 26'ya. Evet. Şu anda ne oldu? Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar burada geçerli olmadı. Çünkü neden? Sonuç tam sayı çıkmadı. Ne demiştik biz zaten? Sonuç tam sayı çıkmayabilir. Ne yapacağız? Her tarafı 6'ya böleceğiz. X eşittir. 2'yi de sadeleştirin. Bakın 26 ile 6'yı. 13/ kaç geldi? 2. X'i bulduk. Soruya bakalım. Kumaşın tümü ne kadar, kaç metre diye sormuş. O zaman 13/2 sayısını bulduk mu? Bizim kumaşımız toplamda kaç x demiştik başlamış soruya? 15x diye başlamıştık. O zaman şunu yapacağız. 15x'teki şu x'teki x yerine getireceğiz. 13/ kaç yazacağız? 2 yazacağız. Anlaşıldı mı? 15x'teki 3x yerine 13/2 yazacağız. Yazalım. Şu da yazayım hatta. Görün daha detaylı. 15 çarpı yanlış yaptım evet. Şurası 3 ya 3. Şu an evet kendisini, hocam orası 3-3 diyenler var, tebrik ediyorum. Doğru, 2'ye böldüm ben, 3'e böldüm az önce. Çünkü tam bölüm 3 burası. Ne yapacağız? 13/3 yazacağız. 3'e bölersem 5 gelir. 5 kere 3 kaç kere? 65 metre olur kumaşımız. Cevabımız nerede var? Denizde var. Birinci yolu bu. Hocam, bunun daha kısa bir yolu var mı? Bunun bir kısa yolu var. Aslında vermeye de bilirim. Ama bazı sorular sırf o yoldan yapılması gerekiyor diye soruluyor. Bak, vermek istemiyorum. Neden? Çünkü bir kısa yol verince o kısa yolun hangi soruda kullanacağını unutuyorsunuz, yani karıştırıyorsunuz. Bir saniye. Ama burada ne yapacağım? Vermek zorundayım çünkü sırf o yolla yapılan soru tarzları var. Soru tipleri var yani, anlaştık mı? Yol ne? Hep kalan demişse, kalan demiş ve geriye kalan kumaşı vermişse size. Şu kadar kumaş kaldı demişse şu yolu yapabiliyorsunuz. Kumaş sorusu değil, kumaşa takılmayın orada. Kumaşımız x metre olsun. Çarpı. Şimdi kumaşın başta ne kadarı kullanılmış? 2/5'i. 2/5'i kullanıldıysa ne kadarı kalır? Cümle bu. Kaç bölü 5'i kalır yani? Kesri kullanacaksın. 2/5'i kullanılmışsa kaç bölü 5'i kalır? Ters çevir, 3/5. Yani bunu tamamlıyoruz. Yani 2/5 ifadesini 5/5'e tamamlıyoruz. Peki
Kalanın da 1 bölü 3'ü satılmış. 1 bölü 3 satılırsa kaç bölü 3'ü kalır? Bak 1 bölü 3 giderse kaç bölü 3 kalır cümleye dikkat. 2 bölü 3. Çarpı 2 bölü 3 diyoruz. Bu bizim kalan kumaşımızdır. Ve geriye kalan kumaş kaç metreydi soruda verilmiş? 26 metre. O zaman bunu getirip 26'ya eşitlersek burada bulduğumuz x bize direkt olarak o sorudaki sayının tamamını verir. Kumaşsa kumaş, paraysa para, yolsa yol, kişi sayısı ise kişi sayısını verecektir. Anlaştık mı? İşlemini yapalım, soruyu bitirelim. Pardon. Üçler gider. Bak burada sadeleşme olmadan böyle hurra içler dışlar yapılmaz yani. Bu olmaz. Bir kez günah. 2'ye bölersen buraya kaç gelir? 13 gelir. Bakın şu kaldı. X bölü 5. 13. X eşittir. 65 yani cevabımız az önce olduğu gibi denize çıkmış oldu. Anlaşıldı mı? Bakın bu kalan da 2 bölü tekrar 2 bölü 5'i almıyoruz da 3 bölü 5'i alıyoruz. 1 bölü 3'ü almıyoruz da 2 bölü 3'ü alıyoruz gibi cümleler kurmak zorundasınız. Anlaşıldı mı? Bunlara lütfen ne yapalım? Dikkat edelim. Peki. Devam. Bunu mesela bak kısa yolla yapalım. Niye? 3 kesirli zaten. Yani ÖSYM'nin çok mantığı değil 3 kesirli soru tarzları ama 3 kesirli soru tarzı çıkarsa da bu kalan yolunu bilmeniz gerekiyor. Erkan maaşın 2 bölü 5'ini ev kirasına, kalan parasının 1 bölü 6'ını mutfak masraflarına, kalan parasının 3 bölü 4'ünü ise çocuğunun eğitim giderlerine harcıyor. Geriye 300 lirası kaldığına göre Erkan'ın maaşı kaç lira? Klasik bir kalan sorusu. Maaş x olsun. Çarpı. 2 bölü 5'i, bak yuvarlak için alıyorum. Ev kirasına giderse kaç bölü 5'i kalır? Söyle, bak duyamıyorum. Söyle, 3 bölü 5. 3 bölü 5 kalır. Çarpı. 1 bölü 6'sı mutfak masrafına giderse kaç bölü 6'sı kalır? Evet, 5 bölü 6. Tamamlıyorum yani 6 bölü 6'ya. 3 bölü 4'ü kalan parasının eğitime giderse kaç bölü 4'ü kalır? Bak 3 bölü 4 eğitime gitmiş. Kaç bölü 4'ü kalır? 1 bölü 4 kalır. Peki geriye kaç lira parası kalmıştı Erkan kardeşimizin? 300 lira parası kalmıştı. Eşit 300 yapıp soruyu bitireceğim. Anlaşıldı mı? Çünkü normalde bizim bunu 5 kere 6, 30, 30 çarpı 4, 120 ile çözmemiz lazım. Yani kolay bir işlem değil. Oradan da yapılabilir. İsteyenler yapsınlar, pratik olur sizin için. Ama bu net olarak kalan sorusudur. Tamam. Sadeleşme var. Unutma. Sadeleşme olmadan bu iş olmaz. 5'ler gitti. 3'e bölersem kaç geldi? 2 mi? X bölü çarptık 8 oldu. Şurası. Karşıda kaç var? 300. Paydamız 1. İçler dışlar takılalım. X eşittir. Kaç oldu? 2400. Erkan'ın maaşı ya da başlangıç parası neyse artık 2400. Ama işte bazen şöyle oluyor mesela. 2400'ü buluyorsun. Erkan diyor ev kirasında kaç TL harcamıştır diyor. Bulduğun 2400'ün bu sefer 2 bölü 5'ini almak zorundasın. Hep söylüyorum. Burada ben devreden çıkarım. Bilgin olsun. Neyi buldunuz değil, neyi sordu önemlidir. Anlaşıldı mı? Bak neyi buldunuz değil, neyi sordu önemlidir. Tamam. Devam. Bak çok güzel bir ÖSYM sorusu olur. O mantıkta bir soru çözeceğiz. Ama işte sorunun kalan olduğu anlaşılmıyor. Ama altında bu altyapı yatıyor. Anlaştık mı? Yani altında bu altyapı var. Yani kalanlı bir altyapı var. Diyor ki internet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmadan bahsediyoruz. Şunu bir sileyim bir saniye. Bu niye silinmiyor? Evet ben bunu silerim. Şöyle yaparsam. Yapılan 6 turluk bir yarışmanın demiş. İlk turuna 1 milyon yarışmacı katılıyor. 1 milyon çok önceden vardı hatırlamazsınız. 2000'li yıllarda milyon falan filan vardı. Sonra TL'ye geçtiler. 6-0 attık. Neyse. Her turun yaşımız da ortaya çıkmaz Serkan. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te 1'i eleniyor. Şimdi yarışmacıların 5'te 1'inin elenmiş olması kaçta birinin kalmış olması anlamına gelecek? Bak 5'te 1'i gidiyor. 1 bölü 5'i eleniyor. Bak 5'te 1 kelimesinin Türkçe meali. Bakın buradaki meal 1 bölü 5'i demek. 1 bölü 5'i eleniyor. Peki soruyorum ben sana. 1 bölü 5'i eleniyorsa kaç bölü 5'i kalıyor? 4 bölü 5'i kalıyor. Bak, çok önemli. O tura katılanların 5'te 1 eleniyor. Ve sadece bak çok önemli. Kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor. Bak kalan kelimesi var. Hep kalan olması lazım. Tamam. Buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtı demiş? Şıklar üstlü. Bu soruda problem var ama ne var biraz da? Biraz da üstlü sayı bilgisi var ki biz üstlü sayıları çözdük. 3 video çözmüştüm değil mi hatırlarsınız. Başlıyorum şimdi bak. 1 milyon yarışmacı var. 6 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çarpı. Şimdi 5'te 1'i gidiyorsa yani 1 meali 1 bölü 5'te. 1 bölü 5'i gidiyorsa kaç bölü 5'i kalır? 4 bölü 5. Bu ilk tur. Peki biz toplam kaç tur yapıyoruz? 6 tur yapıyor. O zaman ne yapacağız? 4 bölü 5'i 6 defa yazacağız. Dedim anladın mı? 4 bölü 5 ifadesini 6 defa ne yapacağız? Yazacağız. Çarpı 4 bölü 5
çarpı, görün diye yapıyorum, görün görün. Yoksa biliyorum nasıl yapacağımı. 4, 5, 6. İşte üstü sayı şıklarda olduğu için devreye nerede girmiş? 1, şurada girmiş. 1 milyon sayısını böyle yazma diyor adam. Diyor ki 1 milyon yazmak istiyorsan diyor, 6 tane sıfır olduğu için burası 10 üzeri 6. Çarpı 4 bölü 5 ifadesini de 6 defa yazacağın için o da 4 bölü 5 üzeri kaç olur? 6 olur. Soru şu anda kesir problemi olmaktan tamamen çıktı. Soru artık net bir üstü sayı problemi. Anlaşıldı mı? Üstü bilgisini kullanacaksın. Ne yapacaksınız şu anda? Engin, üstü sayı bilginizden faydalanacaksınız. Tabanlar eşit, üstler toplanır, çıkarılır, çarpılır, ayrılır falan filan. Mesela 10 üzeri 6'yı ayırmamız gerekiyor. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 çarpı. Bu 6 hem buna hem buna gider. 4 üzeri 6 bölü 5 üzeri 6 oldu mu? Önemli. Şunlar ne olur? Gider. 2 üzeri 6 duruyor çarpı. 4 üzeri 6'yı ne yapacağız? Şuraya alalım. 2'nin karesi değil mi 4? Üzerinde ne var? 6. Peki kuvvetin kuvveti, kuvvetlerin neydi? Çarpımı. Kuvvetin kuvveti, kuvvetlerin çarpımı. Çarpı 2 üzeri kaç? 12. Peki üst sayılarda tabanlar eşitse çarpım durumunda üstler ne yapılırdı? Toplanır. Tabanla üstler toplanır. 2 üzeri kaç olur? 6, 12 daha kaç yapar? 18 yapar. Evet, niye öyle oldu? Çarpı mı koydum? Evet. Dış miraklar dersimize müdahale ediyor. Evet, 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12. 2 üzeri kaç yaptı? 18. Yani demek ki 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayımız 2 üzeri kaçmış diyoruz? 18'miş. Anlaştık mı? Bak güzel bir kesir problemi var. Anlaman lazım. Kalan sorusu. Soruyu bilenler vardır belki aranızda. Bir de ne sorusu? İşte üstü ifade sorusu oldu. Tamam. Geldik ikinci soru tarzı. Ha, ben bunu söylememiştim, özür dilerim. Bu da bazen var. Bu bazen rasyonel sayı testlerinde oluyor. Ben orada çözmedim rasyonel sayıları. Neden? Çünkü soru hikaye uzundu. Burada çözeceğim. Bunu hani araya atmış olalım. Bir kesrin değeri. Mesela bir kesrin değeri dedi adam sana soruda. 2 bölü 3'tür diye başlıyor. Bir kesrin değeri 2 bölü 3'tür diye soruya başladık mesela. Bu şu demek. O kesir 2K'ya 3K'dır. 2 bölü 3 ifadesi o kesrin sadeleşmiş halidir. Cümlem anlaşıldı mı? Tekrarlıyorum. 2 bölü 3 ifadesi o kesrin sadeleşmiş halidir. O kesir aslında 2K'ya 3K'dır. 2'nin katıdır üst taraf. Alt için K'lar gider bu kalır. Sonra biz bu kesre işlemler yaparız. K'yı buldurur. Örneğin sen soru çözdün mesela. 10 bölü 15 buldun soruyu. Şıklarda 10 bölü 15 oluyor mu? Hayır. Şıklarda o kesrin değeri olmuş oluyor. 10 bölü 15'i 5'e bölerseniz ne olur? 2 bölü kaç gelir? 3. O kesrin değeri aslında 2 bölü 3'tür ama kesrin orijinal hali 10 bölü 15'tir. Anlaştık mı? Şimdi birazdan ne demek istedim? Daha net anlayacaksınız. Bir kesrin değeri 2 bölü 5'tir. Bak geldik. Bu kesrin payından 1 çıkarılır. Paydasında 4 eklenirse kesrin değeri 1 bölü 3 oluyor. Buna göre bu kesrin pay ve paydasının toplamı kaçtır diye soru sormuş. Pardon. Nasıl yapacağız? Şöyle başlayalım. 2K'ya 5K. Doğru mudur? Yani pay kısmı 2'nin katı, payda kısmı 5'in katı oldu mu? Oldu. Şimdi bu dursun. Bu ilk kesrimiz. Çok önemli bak. Bu ilk kesrimiz bizim. Değil mi? Demiş ki bu kesrin payından 1 çıkarılır, paydasına 4 eklenir. Payından 1 çıkaralım. 2K eksi 1. Paydasına 4 ekleyelim. 5K artı 4. Olursa ne oluyormuş arkadaşlar? Kesrin değeri 1 bölü 3 oluyormuş. Bak kesrin orijinal değeri 1 bölü 3 oluyormuş. Doğru mudur? Buradan ister ister çarpmayalım. K'yı bulacağız. Yerine yazıp soruyu çözeceğiz. Yapalım. Ne oldu şimdi? 6K. Evet. Bu çarpı işareti. Evet. Bu çok şey olmadı. Geri alma yok değil mi burada? Yok. Çok güzel. Bu çarpıdan biraz vazgeçelim. Problem olabilir. Sorum gitti yani. İşler ister çarpmayı yaparken. 2K ne yapmıştık? Eksi 1 bölü 5K artı 4 müydü? Eşittir. Yapalım şöyle. 6K eksi 3 oldu mu? Eşittir. 5K artı 4. Attık karşı taraflara. K eşittir 7. Beni yormayın. Eksi 3 artı geçti. K'yı bulduk. Heyecanlanma. Bu kesin, bak bu kesir dediği şey, şu kesir dediği ilk kesirden bahsediyor. Bu kesir derken ilk kesirden bahsediyor. Bu kesrin demiş pay ve paydasının toplamı kaçtır? Bu kesir şu kesir. K'yı kaç bulmuştunuz? 7. Payı kaç o zaman? Üste yazarsam şöyle 7'yi. 14. Paydası kaç? 35. Kesin orijinal hali 14 bölü 35. Burada hızını alamayan bazı kahraman öğrencilerimiz var. Hızını alamıyorlar. 14 bölü 35'i buluyor. Sonra 14 bölü 35'i sadeleştiriyor. Tekrar kaç buluyor? 2 bölü 5 buluyor. Onlardan haber alamayız. Sakın ha. Anlaşıldı mı? Burada zaten sadeleşmiş hali verilmişti. Tamam, çok dikkatli ol. Hata yapma. Bu bir hatadır ya.
Ne oldu? Kesir bu oldu. Bir de pay ve paydaş toplamın. Toplarsak cevap kaç gelir? 40. 9 gelmiş olur. Cevabımız 49 çıkar. Okey midir? Peki. Devam ediyoruz. Şimdi biraz daha zorlaştırdım ben burada bir soru sonra. Bir kesrin payı 1 arttırılırsa kesrin başlangıç değeri belli değil. Değeri 1, paydası 1 arttırılırsa değeri 4 bölü 5 oluyor. Şimdi bu kesir A bölü B olsun. Bilmiyoruz çünkü arkadaşlar. Ben kesri bilmiyoruz. A bölü B olsun. Payını bir arttıralım bakın. A artı 1 oldu mu? Bölü B. Kesrin değeri kaç oldu? 1. Aslında bu cümleden siz şunu anlayabilirsiniz. Payını 1 arttırınca değeri 1 oluyorsa aslında payda paydan bir büyüktür aslında. 4 bölü 5 gibidir o. Payını bir arttır, 5 bölü 5'ten 1 çıkar. Ama bunu şurada görebilirsiniz. Yap bunu. Yani B eşittir nedir? A artı 1'dir. O zaman aslında bizim kesrimiz hani A bölü B'ydi ya, yani ilk cümle bunu gerektiriyor. Biz burada B gördüğümüz yere ne yazma hakkımız var? A artı 1 yazma hakkımız var. Yazalım. A bölü ne oldu? A artı 1 oldu. Kesrimiz bu arkadaşlar. A bölü A artı 1. Kesrimiz bu. Tamam. Bir cümle daha var virgülden sonra. Paydası 1 arttırılırsa değeri 4 bölü 5 oluyor. Şimdi kesir artık bu mu? Rengi değiştirelim. Kesir A bölü A artı paydasını bir arttıralım. Yani A bölü A artı 1'i bir arttırsa A artı 2 olmaz mı? Bak şurayı bir arttırdım. A artı 2. Kesin değeri kaç oldu? 4 bölü 5 olmuş oldu. Buradan içten dışlar çarpımı yaparak A'yı bulursak soruyu bitireceğiz. Kesir bu. Bak ilk kesir bu. Yaptım. 5A eşittir. Çok da tahtanın önüne geçmeyeyim. 4 artı 8. A buradan kaç oldu? 4A bu tarafa eksi geçti. 8. Artık onları çözdünüz arkadaşlar. Yani belli bir seviyeye gelmeden bu videoya başlamayın. Bu kesrin pay ve paydasının toplamı kaçtır? Bu kesir hangi kesirdi? Şuydu. A bölü A artı 1'di. Bak kesrimiz A bölü neydi? A artı 1'di. Peki siz A'yı kaç bulmuştunuz? 8. A 8 ise bu da 8 ise kesrimiz 8 bölü 9. Pay ve paydasının toplamı kaç peki o zaman? 17. Cevabımız ne gelecek? D'nizdi. Anlaşıldı mı? Bir tık daha normalden, diğerinden zor bir soru çözmüş olalım. Peki devam. Evet, geldik esas soru tarzlarımıza devam ediyoruz. Orta odası kayan tel problemleri. Şimdi hocam, bir telin orta odası niye kayar? İki durumdan dolayı kayar. Bir, ya teli kesersiniz bir ucundan ya da bir ucuna parça eklersiniz. İki durumda da telin orta odası yer değiştirir. Ne demek istiyoruz yani? Örnek verelim. Aslında bu sorularda çok fazla tel çizmeye gerek yok. Ama öğrenci tel çizmeye bayılıyor. Burada şunu alayım daha güzel olsun. Bak şimdi. Şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. Karar veremedim de gençler. Vereceğim. Tamam. Tamam şöyle yap. Bir dakika. Bir saniye karar vereceğim. Şöyle yapsak olur mu? Heh oldu. Tamam. Telimiz bu. Tamam mı? Güzel oldu. Şimdi bu telin orta noktası şurada bir yerde. Değil mi? Bunlar eşit. Şimdi bu telin örnek veriyorum. Sol tarafından buradan 20 santim parçayı kestiniz. Buradan 20 santim parça kestiniz. Bir telin, bak not bu. Yazmak isteyenler yazsınlar. Bir telin orta noktası kesilen veyahut da eklenen parçanın yarısı kadar kayar. Bak, cümle bu. Bir telin, bu kural yani. Bunu tek tek ispatlayabiliriz. Gerek yok yani vakit harcamayalım. Orta noktası kesilen veya eklenen parçanın yarısı kadar kayar. Örneğin 20 santim parça kestiyseniz orta nokta 10 santim kayar. Yarısı kadar kayar yani. Eğer 40 santim kestiyseniz 20 santim kayar. Şimdi biz bunu soldan kestiysek orta nokta sağa doğru kayar. Bazen yön önemli olabiliyor. Soruda yön verebilir, dikkatli olun. Orta nokta kesilen parçanın tersi istikamette yön değiştirir. Orta nokta kesilen parçanın tersi istikamette yön değiştirir. Ha hocam parça eklenirse ne olur? O da olabiliyor. Çok nadir ama. Orta notta eklenen parçanın aynı istikametinde yön değiştirir. Yani sağ tarafa parça eklersen tel sağa doğru uzadığı için nokta sağa doğru kayacak. Anlaşıldı mı? Bu çok olan şeyler değil ama mantığı budur yani. Biz kesilene odaklanalım genel itibariyle. Tekrarlayalım olayı. Bir telin orta noktası kesilen veya eklenen parçanın yarısı kadar kayıyor. Yani 20 santim kesmişseniz 20'yi 2'ye bölersiniz. Nokta 10 santim kaymış olur. Anlaşıldı mı? Yani 10 santim yer değiştirecek. Şunu sileyim. 20 bölü 2. 10 santim. İşte siz bunu soldan kesmişseniz ortamda sağa doğru kayıyor. Sağdan kesmişseniz sola doğru kayıyor. Yön bir tam tersi. Ona dikkat edin. Bir de arkadaşlar çok nadir de olsa onu da söyleyelim, bilgi verelim. Bazen tellerde iki taraftan parça kesilebiliyor. İki taraftan. Örnek vereyim. İşte buradan 10 santim kestiniz.
Buradan da 6 santim kestiniz. Soldan 10 santim, sağdan 6 santim parça kestiniz diyelim. O zaman peki bu telin orta noktası nasıl yer değiştiriyor? Arkadaşlar bu telin orta noktası farklı uçlardan iki parça kesilirse parçaların farkını alıyorsunuz. Onun yarısı kadar kaymış oluyor. Ne demek istiyorum? 10 santim buradan kestin. 6 buradan aslında 4 santim kesmiş gibi düşünün. Çünkü oradan kestim o tarafa kaydı. Buradan kestim bu tarafa kaydı. 4 santim kesilmiş gibi düşüneceksiniz. Bunların farkını alıyorsunuz. Bunların farkı kaç? 4 bölü 2 cevap kaç olmuş oluyor? 2 santim kaymış oluyor. Anlaşıldı mı? Kesilen parçaların farkının yarısı kadar kayar. Telin iki ucundan parça kesilirse orta nokta kesilen parçaların farkının yarısı kadar kayar. Anlaşıldı mı? Not almak isteyenler alsınlar. Durdursunlar, yavaşlatsınlar. Notunu yazsınlar. Tamam. Biz şimdi hepsinden soru çözeceğiz. Ama tel sorusunda emin olun bence, benim görüşüm yani bu, hiç tel çizmeye gerek yok. Gerçekten yok yani. Ben çizmeyeceğim, bilmiyorum. Hemen soruya başladım. Bir telin bir kısmı kesilince orta noktası 20 santim ne yapıyor? Kayıyor. Yer değiştiriyor. Buna göre bu telden kaç santim kesilir soruyor. Ne kadar kesmişiz? Ne kadar kaymış pardon? 20 santim. 20 santim kaymışsa orta nokta ne kadarlık bir, bak gördün mü beşgeni Serkan? Bak beşgeni kanka yapabiliyorum. E şıkkında beşgen çıkıyor. 20 santim kaymışsa 40 santim kesilmiştir. Bak ama şuna dikkat et. 20 santim kesilmiş olsaydı 10 santim kaymış olacaktı. Dedim anladın mı? Bak tekrarlıyorum. 20 santim kaymışsa 40 santim kesilmiştir. Ama 20 santim kesilmiş olsaydı 10 santim kayacaktı. Yani kayma miktarını verirse iki katını alıyoruz. Kesilen parçayı verirse yarısını alıyoruz. Anlaştık mı? Cümleme lütfen dikkat edin. Tamam? Devam. Esas sorusu da bu. Bak esas kesilme soruları bunlar. Yön belirtmezse yöne hiç takılmayın. Yön işine girmeyin. Yön belirtmezse tamam? Bir çubuğun ucundan 2/7'si kesildiğinde orta nokta 6 santim kayıyor. Tek kesilen sorularda yani tek bir kısımdan kesilen sorularda paydayı kullanmaya gerek yok. Yani 7x'e gerek yok. Tele x diyorsunuz. Kesilen parça x'in 2 bölü kaçı? 7'si eşittir. Bak kesilen parça bak. Şurası. Bakın bu kısım telin neyi? Kesilen kısmı. Peki telin orta noktası kaç santim kayıyor? 6 santim. Orta nokta 6 santim kayıyorsa ne kadar kesilmişti? 2 katı 12. Bir önceki soruyu hatırla. 20'ydi 40 çıkmıştı. Anlaştık mı? Yani siz burayı 6'ya eşitlemeyin ha. Sakın. Siz burayı kesinlikle 12'ye eşitlemek zorundasınız. Anlaşıldı mı? Siz burayı kesinlikle 12'ye eşitlemek zorundasınız. Tamam? Dikkatli olun. Ne yapacağım? Düzenleme yapın. Bak seni şimdi daha yazıyorum. Bunu normalde yapmam. Eşittir kaç? 12. Renk de değiştireyim. Duygulanıyorsunuz değil mi gençler? 2'ye böldüm. Kaç oldu? 6 çarptım. X eşittir kaç çıktı? 6 kedi 42. Telin kesilmeden önceki uzunluğu kaç santim sorusunun cevabı 42 santim olur. Peki kesildikten sonraki uzunluğunu sorarsa tak diye sordu mesela. Kesilen parça şurasıydı. Bizim eşitlediğimiz yer kesilen kısım zaten. 42'den 12'yi çıkarırsanız cevap da kaç gelmiş olur? 30 gelmiş olacaktır. Peki devam. Bak telin mesela şu sorusu önemli bir soru tarzı. Yani iki uçtan kesilme sorusu. Çözüyorum. Genelde çözmezler. Bir çubuğun bir ucundan önce 1 bölü 4'ü daha sonra diğer ucundan kalan kısmının 1 bölü 5'i. İşte burada tek başına x işe yaramaz. Kesir konusuna dönersin. Payda 4. Payda 5. 4 ile 5'i çarparsın. Kaç olur? 20x olmuş olur. Anlaşıldı mı? 4 ile 5'i çarparsın 20x olmuş olur. Önce 1 bölü 4'ünü kesiyorum. Bak 20x'in, temel çizmiyorum ha. 1 bölü 4'ünü kesiyorum. Ne oldu? 5x. 4 ile 20'yi sadeleştirdim. Bu birinci kesilen. Tamam mıdır? Sonra kalan kısmının demiş. Bak çok önemli burası bak. Kalan kısmının. O zaman 20x'ten 5x'i çıkarıyorum. Geriye 15x kalıyor. Bunun da 1 bölü 5'ini kesiyorum. Görebiliyor musun? Bak kalan demese 20'den devam edeceğim ha. Sakın ha bak kalan yazmasa 20'den devam ediyorum. Bak sakın. Tamam? Yani sakınlıkla o hatayı yapman ya. Böldüm 3x oldu. Bu da ikinci kesilen. Peki kural neydi? O zaman 5x eksi 3x gibi kesilmiştir. Doğru mu? Farkını alacaktık. Peki kayma miktarı ne kadar peki? İlk duruma göre çubuğun orta noktası kaç santim kayıyor? 7 santim kayıyorsa o zaman bizim için 14 santim kesilmiştir. Kafası karışanlar olabilir şu an. Şunu yapanlar var. Şu aynı şeyi yapıyorum aslında. 5x eksi 3x'i çıkarıp 2'ye bölüp 7'ye eşitliyorlar. Zaten buradan bir hamle sonrası 14. Anlaşıldı mı? Farkını alıyorum ben. Farkı kesilen parçama eşittir diyorum. 14 santim, 7 santim kayma miktarı varsa
14 santim kesilmiştir cümlesini kuruyorum. Anlaştık mı? Burası 2x yapar, eşittir 14, x eşittir kaç yapar? 7. Ne sormuş? İlk durumdaki uzunluğu, çubuğun ilk durumdaki uzunluğu, nerede çubuk? Çubuğa ben de kaç x diye başlamıştım soruya, bak buraya bak. Çubuğa 20x diye başlamıştım. X'i kaç buldum? 7. Yapacağım işlem çok açık. 20 çarpı 7'nin sonucu kaç gelmiş olur? 140. Yani çubuğun başlangıçta, yani kesilmeden önceki uzunluğu kaç santim olur? 140 santim olmuş olur. Anlaştık mı? Peki. Yani kesilen, ortamızda kayan ters sorular bu şekilde. Farklı sorusu yok mu mesela? Olabilir. Hatta şöyle yapayım. 2-3 dakikam kaldı. Şurada bir şey daha anlatabilir miyim size? Diğer soru tarzına geçmeyeceğim yani. Tahta ezildim. Şimdi bazen çok nadir mesela bir uçtan kesiyor, diğer ucu ekliyor. Bak bunu normalde vermeyecekti ama vaktim az kaldı, diğer soruya geçmeyeyim diye verelim. Mesela diyor ki adam, yani çok uzatırsak gençler, yani şimdi burada bu platformda her şeyi verirsek yani 200-300 video çıkar ortaya, işin mantığına çok ters olur. Ama ben karşılayacağınız soru tiplerinin neredeyse tamamını vermiş oluyorum. Şimdi dedik çubuğu çizdin, buradan kesiyor mesela. Diyor ki işte 20 santim kesiliyor diyor. Bu kestiğini getiriyor, diğer ucu ekliyor. Pardon. 20 santim soldan kesiyor, 20 santimi sağ tarafa ekliyor. Arkadaşlar burada parçaların toplamı kadar kesilmiş demektir. Parçaların toplamı kadar kesilmiş demektir. 20 buradan, 20 buradan 40 santimlik bir telde eksilme veya artma var gibi düşünün. Yarısı kaç? 20 santim kayma var. Mantığı ne hocam? Niye böyle oldu? Şundan dolayı bak. 20 santim buradan kestiniz ya, soldan kestiniz. Nokta sağa doğru 10 santim kaydı. Doğru mu? Orta nokta. 20 santim sağa eklediniz mi? Tel sağa doğru uzadı mı? Nokta bir 10 santim de burada kaydı. O zaman totalde 20 santimlik bir yer değişimi var. Bunu denkleme dökmek istiyorsanız da kesilen parçayla eklenen parçayı topluyorsunuz. Eşittir. İşte ne kadar kaydı mesela? 20 40'a eşitliyorsunuz. Veya 40 bölü 2'den 20 santim olmuş. Anlaşıldı mı? Toplamı kadar bir yer değişimi var gibi düşünün. Toplayacaksınız. Kaymayı verirse iki katına ne yapacaksınız? Eşiteceksiniz. Evet ne yaptık şimdi? Kalan sorusunu verdik. Bir kesin değerini araya attık, iki tane soru çözdük. Orta noktası, kayan tel problemlerini verdik. Kaç soru tarzımız kaldı? Tarz olarak iki. Nedir onlar? Bilelim bak, zıplayan top, bir de dolu kap, boş kap. Sonra da karışık sorularla konumuzu ne yapacağız? Bitireceğiz. Ne diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? Devam edelim. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.